Herkese selamlar. Tekrar bir altcoin teknik analiz videosuyla sizlerleyim. Bu videoda maalesef e, üzen, ocak söndüren coinler daha ağırlıklı çünkü çok sorular geliyor. Çok mesajlar geliyor. Öyle mesajlar geliyor ki gerçekten kahrolursunuz. İşte ev alacakken biriktirdiği parayı eşinden gizli basıp da o parayı yarıya indirenler mi dersiniz? İşte kredi çekip girenler mi dersiniz? 100 bin, 300 bin, 400 bin zararlar mı dersiniz? Yani çok çok üzülüyorum. Gerçekten görünce onlara da cevap vermeye çalışıyorum. E, ya bu piyasada kesinlikle aç göz olmayın. Bir yatırım yaparken ilk düşünceniz şu olmalı. Ben bu zarar yani bu yatırımı yapıyorum ama nasıl daha az zararlı edebilirim? Nasıl daha az riski nasıl indirebilirim? Bir kademeli alırsam risk iner mi? Evet kademeli alırsan risk iner. Mesela TKO alsaydın şuradan sonra şuradan alsaydın sonra şuradan alsaydın riskin inerdi. Daha az zarar etmiş olurdun. Coinleri bölmek riski azaltır. Bütün paranı buraya gömmemek riskini azaltır gidersin bir altın alırsın işte dolar alırsın birazcık hedge eder onu ya da bono euro bond alırsın onu hedge eder hani hep bunu düşünmeniz lazım. Aç gözlülük yaparsanız bu piyasada kaybedersiniz ve öğrenmeniz lazım. Bir önceki videomda da birazcık bundan bahsetmiştim o videoyu da izlemenizi öneririm deyip e, başlıyorum toko tko'dan baş başlıyorum. Bu biliyorsunuz ki bununla ilgili bir video yapmıştım hemen onu izleyebilirsiniz bütün ayrıntılar orada var. Özetle yeni bir arzı, binasın desteği var. Ve bu yeni arzlarda bizim insanımız, herkes çok güzel kar edenlerin yanında tabii ki de güzel zarar edenler de var. Şu özellikle şuralardan, 350'lerden, 370'lerden alan çok insan var. Şuraya düştükten sonra şurayı görüp. Ya arkadaşlar öncelikle söyleyeyim. Yeni arzlarda başta parayı vurursanız vurursunuz. Sonrasında şu özel bir iki gün hiç bulaşmamanız lazım. Bu coin'in, yeni giren coin'in, bu da güzel tavsiyelerdir böyle yatay artık yatay çizgide gitmesine dikkat etmeniz lazım. Yatay çizgide gittikten sonra bir bakın ucuz mu değil mi iyi mi ona göre yatırımınızı yapmaya çalışın. Ben Tokon yatırımcısının çok korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii 370'lerden falan alanlar için o kadar rahat söyleyemem ama şuralardan alanlar için çok korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben 2.30'dan itibaren kademeli alıma başladım. 2.30'da aldım, 2.15'de aldım ve ee, tekrardan almayı düşünüyorum. Şöyle bir 2 ona tekrardan emir koyarım. 2'ye tekrardan emir koyarım. Çünkü Toko gerçekten şu an halin ucuz olduğunu düşünüyorum. Binansın da desteğiyle Endonezya borsasında da böyle bir Endonezya da çok kalabalık bir ülke. Ve bu tarz fakir ülkeler bizim gibi çok seviyorlar bu kripto para işini. Ben Toko'yu potansiyelli görüyorum. Hocam sence ne kadar olması gerek fiyatı? Ya 3 dolardan 6 bana her zaman için ucuz gelecek ama bu piyasayı biliyorsunuz riskli yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle algılamayın aman ha diyeyim hani bu videoda dediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Yanılma ihtimalim vardır. Kendi analizlerinizi yaparsanız çok daha kuvvetli yatırım yapmış olursunuz. Ama benim için 3 doların altı ucuz diyebilirim. Deyip hata geçeyim. Hatta yani yıllardır aşağılarda takılıp sonra yükseldi. Teknik olarak iyi mi? İyi. Hız olarak iyi mi? İyi. Yani güveniyorum hata. Ama hala bir meyvesini ben hatıp benim hayatımı kolaylaştırıyorum. mu? İnsanların hayatını şu an hat kolaylaştırıyor mu? O da bir soru işareti. O yüzden riski vardır. Ama hat ıı, uzun vadeli tutanlara asla tutmayın demem. Ben de elimde her zaman ufak miktarda hat bulundururum. Diyeyim tabii ki de bu çok yükseldi. Şu an riskli piyasada. Hocam elimde yüksek maliyetli hat var ya da düşük maliyetli hat var. Karımı alayım mı falan filan diyenlere. Öncelikle karını bir şekilde yani 10 kat kardaysan filan. Al çünkü piyasa uçup gidiyor. çok Yani piyasada çok güzel coin'ler var. Bak BNB bir haftada 135 gitti. Solana desen bir ayda ikiye katladı. Yani işte Link desen o da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı Böyle güzel coin'lere girilebilir. Şimdi buradan bakınca hat için maalesef e, tekrardan gözünü yukarı dikmesi için bence birazcık daha vakit var. E, Al sat için avantajlı bir coin olabilir. Kesinlikle söylüyorum. E, çünkü e, şeylere güzel uyuyor. Kısa vadeli grafiklerine güzel uy uyuyor. Ama böyle bir 3-5 gün için, önümüzdeki 3-5 gün, bir hafta için hat için ben negatif düşünüyorum. Çok böyle ağır bir negatif düşünmesem de şu an 20 e, 02.2 centlerde şu 0.19 centlere falan düşmesini düşmesi beni şaşırtmaz. Bu zamana kadar alım yapmam sonrasında da şu 0.16'lara gelmesi yine beni şaşırtmaz. Yani birazcık negatif duruyor. Hocam sen ne zaman alırsın hatı? Valla yani piyasada fırsat bulamazsam bakarım. Çünkü çok sevdiğim coinler var ama burada bakınca şu 16 alım için fena değil gibi duruyor. Çünkü o zaman ortalamaları da değmiş ve Bollinger Band'ın belki de ortasına değmiş olur. Ne demek istiyorsun hocam ya sen derseniz de. Yani bu Bollinger Band'ı yavaş yavaş... Yavaş yavaş şöyle gelirse şunun da ortası şöyle gelirse o zaman bu Bollinger Band'ın altına inerse yani şuralar sanki alım için güzel gibi duruyor. Çünkü Hat popüler bir coin diyorum ve BTT'ye geçiyorum. Şimdi BTT'yi sıralama yaparsak benim hattan daha fazla sevdiğim bir coin. Bollinger bandını fazlasıyla zorlamıştı. Çok fazla yükselmişti. E, normal olarak birazcık geri çekildi. Bu geri çekilme birazcık daha devam edebilir gibi duruyor. Bakınca benim elimde ben BTT'yi tamamen satmaya korkarım. Çünkü seviyorum sevdiğim bir coin. Onu söyleyeyim. E, ama bir dakika grafik birazcık e, dondu bir dakika evet dediğim gibi btt'den tamamen çıkmaya korkarım ama burada da bir gerçek var birazcık düşüş trendinde olduğunu da ve aşağıdaki desteklere gözünü diktik, dikmesi de bir gerçek btt'yi izlemeye devam ya hocam ben aldım ne yapmam lazım derseniz de ya orada işiniz birazcık şansa kaldı temel anlamda btt'den güzel haberler gelebilecek bir proje eee Az önce hat için ne demiştim? Bir 4-5 gün yorabilir demiştim. BTT'de bu süre daha az olabilir. Ee, zaten çok büyük zararlı olanların zararda olan insan olmaması lazım BTT'de. Onu da söyleyeyim. O yüzden bu kadar sabır ettiyseniz bence birazcık daha sabredebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. BTT benim sevdiğim coinlerden deyip Chiliz'e geçeyim. Şimdi Chiliz böyle muhteşem bir yükseliş yaptı. Sonrasında temel anlamda sıkıntılar yaşadı. Ee, benim de sevdiğim, umutlu olduğum bir e, proje ileride böyle anlaşmaları olursa bu pandemi mandemi geçerse bu taraftar token olaylarına iyice girerlerse çok daha pozitif olacak bir coin. E, ama şunu söylememde fayda var. Temel anlamda haberlere ihtiyacı var Çiliz'in. E, e, çünkü şöyle yani coin 2 2 3 üst pazarı çıktı. Artık ağırlaştı üstünde büyük yük var. Hani Önceden şuralardayken alt sınıftaydı, alt kademeydi. Ama öyle bir yükseldi ki bir ara e, hacmi Ethereum'u falan geçti. Yani en çok hacimli ikinci, üçüncü proje oldu. Bu çok büyük yük getiren bir şey. O yüzden ben Twitter'da da bunu çok sık söyledim. E, Alın fırsatıdır dedim bu ani yükselişler eğer temel bir haber yoksa. Yani gider Çiliz NBA ile anlaşır. Uyduruyorum gider böyle e, bambaşka bir şey yapar. Exchange borsasında bir şey yapar. İşte yeni borsalarda bir anlaşma yapar ya da SOCIX üzerinden e, taraftar token'larla bir, bir şeyler yapma imkanın doğar. O zaman farklı işte gider Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olur. Şu an haberleri uyduruyorum. İşte ama böyle olmadığı müddetçe bu yeşil mumlar bakın yani çok sık gelmiş bu düşüşten sonra bir kere gelmiş, iki kere gelmiş, üç kere gelmiş, dört, beş ama e, çok çıkmamış. Ama o yatırımcısı bu kadar da sabrettiyse yani şuradan beri hala sabrediyorsan buralardan alıp hala sabrediyorsan şu anda sabretmekten başka yine şansın yok. Ben yine sabrederdim açıkçası. Ama elimde çok çok fazla varsa şu yeşil mumlardan da birazcık satıp mesela yeşil mum görürsem ve şuraları mesela bakın şuraya nereye koydum? Ben 0.56 centlere değip kaç kere geri dönmüş. Bakın bu seviyelerden. Hatta şunu şöyle şey yaparsak daha güzel olur. Dikdörtgene çevirirsek. Bak şu seviyelerden. 0, 53, 56 seviyelerine deyip çok defa geri dönmüş. Yani uyduruyorum ben all in çilize girmiş olsaydım. Mesela şu 90'lardan ne yapardım biliyor musunuz? Şu 0, 56'lardan hafif hafif %5. Mesela 10 bin tane çilizim mi var? 500 tane kar alırdım. Başka güzel bir coin'e yatırırdım. Tekrar deyip 500 tane kar alırdım. Başka bir güzel coin'e yatırırdım. Sonrasında ne oldu diyelim? Hocam biz kar aldık da sonra uçtu gitti. Şuralara çıktı. E, etmiş olursun. Diğer coinleri de güzel seçersen kar etmeye devam edersin. Pek bir sıkıntı yok. Ve adaya gelelim. Benim internetim biraz yavaş olabilir. Kusura bakmayın. Adada şöyle bir şey var. Ada NFT şirketleriyle platformlarıyla anlaşacağını duyurdu CEO'su. Adanın CEO'su. Ee, ve 10 kadar projeyle sanırım ilgileniyorlarmış. Bir dakika. Yani temel anlamda ada bir atılım içinde ama bu şöyle bir şey var. Ada yıllardır da uyuyan bir dev olduğunu da unutmamak lazım. Yani e, temel anlamda beklentileri çok karşılayamadıkları için ben adayı açıkçası çok sevmem. Onu söyleyeyim. Çok sevmem ama yani iyi kazandırdı baksanıza. Kaç nerelerden nerelere geldi bayağı zengin etti yani sevmiyoruz dedik ama yat kazanan da kazandı tebrik etmek lazım. Şimdi dediğim gibi adamların CEO'su böyle bir konuşma yaptı. Artık çok büyük market, büyük hacimler olan bir şirket. Bence boş yapmadıklarını düşünüyorum ve bu konuşma dikkat ettiyseniz çok büyük bir sıkışmaya denk geldi. Yani şöyle bu sıkışma da ne nereye kadar devam eder? Böyle bir 11 Nisan, 12 Nisan, 50 yani kulağında gibi eğer buraya tam bu sıkışma evresine tam böyle bir uyduruyorum 4-5 gün sonra bu sıkışma evresine bir pozitif haber gelirse işte o zaman ada yukarı doğru kırar ama tabii ki de bu risk olduğunu da unutmamak lazım. Ben diyorum ki acaba bu CEO arkadaşımız bu sıkışmayı aylardır görüp tam anlaşmaları buraya denk getirip hop bir uçma yaptırabilir mi? Tabii bunu piyasanın da desteklemesi lazım. Bitcoin'in de desteklemesi lazım. Ama bana açıkçası pozitif geldi. O yüzden benim bir gözüm adada olacak. Belki de ufak ufak piyasanın durumuna göre baktım. Bitcoin şu pazar sabahını pazartesi sabahını atlatıyor. O zaman birazcık adı alabilirim. Ve VIN'e geçelim. VIN'in mağduru çok. Yani VIN'le ilgili çok garip mesajlar alıyorum. Çok da üzülüyorum. Dediğim gibi VIN'in mağduru çok ve bakınca şu an çok bariz bir düşüş trendinde. Böyle birkaç kere değmiş etmiş filan. E, elinde olanlar ne yapmalı? Elinde olanlar az önce çilizde dediğim gibi böyle yükseliş şu trende değdiği zaman ve baktınız buralarda oyalanıyor. Bu çizgi daha saatlik grafik bakın aynen siz de çizebilirsiniz. Umarım ki bu böyle uzayıp sizi zarara sokmaz ama yani Win bu arada birazcık temel anlamda haberler yaparlarsa negatif değil yani aslında güzel bir pazardalar. Bu kadar da yükseldiklerine göre bu kadar da talebi olduklarına göre ve bu kadar da çok borsada olduklarına göre boş coin de değillerdir. Ama tabii ki de çok yükseldi. Dinlenmesi lazım ve bariz bir düşüş trendinde. Eee. Bu düşüş trendinde alınmaz. Buralara şu beyaz çizgi geçmediği müddetçe direnci geçmediği müddetçe alınmaz. Elimde olim var ne yapayım ben bu beyaza geldikçe bu çilizde dediğim gibi satardım ve biraz fırsat kovalardım. Çünkü bunun ne kadar süreceğini bilemeyiz. Ee, onun dışında fana geçiyorum. Fanda ise birazcık daha pozitif. Bu winle bunlar kardeş gibidir. Bakın düşüş trendini kırmış ve bugün de aslında bir, epey bir pozitif gidiyor. Ve hatta resmi olarak bakınca dipleri bir kontrol edelim. Bakın bu dip bu dip. Bakın bir dip bir dibi geçmiş. Bu resmi olarak kardeşim düşüş trendini kırmış. Hatta Bollinger'ın da üst bantlarına doğru zorlamaya doğru gidiyor. Buralara değmesi normal hareketidir. Yani şöyle birazcık değip buradan şu an 46 centlerde kısa vadeli olarak söylüyorum. 47-48 centlere de sanki çıkması hatta 50'leri görmesi beni şaşırtmaz gibi. Yani birazcık daha pozitifim diyebilirim. Tabii ki de bunların ürünü yani şöyle girince fair bir şeyler anlatıyorlar ama daha ürünü yok. Bunlar hep riskli yani win, fan e, bunlar riskli birazcık adaya BTT'ye göre bence hatta hatta birazcık riskli. Hatta şöyle bir sıralama yaparsak bunların içinde en sevdiğiniz dersiniz. BTT ile Chiliz birazcık daha avantajlı belli ürünleri olan e, ada zaten baba ondan e, bahsetmeye gerek yok. Ama win, hat, fan birazcık daha riskli diyebilirim. Umarım video faydalı olur. Kendi analizlerinizi de ekleyin. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, Twitter'dan beni takip ederseniz çok daha aktifim Twitter'da. Telegram'a da beklerim. Çok stres yapmayın, lütfen aç gözlük yapmayın, dikkatli yatırım yapın. Bol kazançlar, bol sağlık dilerim. Herkes kendine iyi baksın.